Denizli'nin ileri gelenleri, kanaat önderleri, Denizli'nin mahalli yöneticileri ve Denizli hakkında istişarede bulunmamızın kıymet kazandıracağı isimleri davet etmemizin programlandığı toplantıların ilkiydi. Biz malum dernek binamız Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde. Avni Başkan da benim hem şahsen geçmişten de tanıdığım, istişareye açık olduğunu bildiğim bir yerel yöneticimiz. Biz bölgede neler yapılabilir? Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Pamukkale Belediyesi'nin yatırımlarıyla ilgili nerede nasıl konumlanabilir? Hem bunları aktarmak hem günübirlik sorunlarla ilgili üyelerimizin dertlerini aktarabilmek adına bir araya gelmeyi amaçladığımız bir toplantıydı. Çok verimli geçti. Açıkçası süre yetmedi. Daha yani bir iki saat daha konuşsak sanıyorum ancak konuların üzerinden geçecektik. Ama bugünün somut çıktısının şu olduğunu söyleyebilirim. Pamukkale Belediyesi sınırları itibariyle Denizli'nin turizm potansiyelini oldukça yüklü miktarda karşılayan bir belediye ve Denizli'nin yalnızca Pamukkale Belediyesi değil, bütün ilçeleriyle ve merkeziyle birlikte ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu hep söyleye geldik. Denizli'nin bu anlamda turizminin ayağa kalkabilmesi açısından, daha da ileri noktalara taşınabilmesi açısından Pamukkale Belediyesi'nin yapmayı planladığı tüm girişimlerde Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin en önemli partner olmaya aday olduğunu, talip olduğunu ilk ağızdan dile getirmiş oldu. Karahayıt bölgesinde, Pamukkale Köyü bölgesinde yapılabileceklere dair DESİAD'ın başkanın ve belediyenin arkasında olduğunu bir kez daha ifade ettiğimiz bir ortam oluşturdu.